olması lazım. Burası karşıdaki gibi kuruyor. Gözünü seveyim bakın. Burada hiç kimse bir iş elini atmıyor. Herkes birbirini kandırıyor şu an burada ya. Sabahtan beri. Bu ya, bir tane hiç ayarlayamadılar. Gelen bir tanısın bu ya. Ya bu deneme tanısın. Gelen bir işler. O deneme tanısın bu. Zaten bunun ağırlığı bir şey belli. Sabahtan beri kimse bir şey getirmiyor. Olmadı bir daha. Doldurun ya. Komple doldurma annem ya. Her deneme tanısın. Doldurun ya. Bakın belki benim mağım düşüyor. Belki çok az terzi kalmıyor. Al bir makine gelmedi, bir makine gelsin. Boy gösterin bana. Al o makine oradan 2 saatten beri. O makine 2 saatten beri. Yazık günah, yemin ederim var ya yazık günah ya. Ya bütün bu inşaat bıçakları hepsini toklamışlar. Ya bu makine herkes bu durumda gidiyor. Devlet burası seferber oluyor ya. Burada bir can var ya, can ya. Bu da bir can ya. Bu da bir can ya. Bu da bir can. Deneme tadısın kardeşim. Olmadı bir daha, olmadı bir daha. Doldurun madem ya, doldurun. Doldur kardeşim. Doldur. Tabii daha iyi. Arkadaşlar yolu açalım haydi. Buradaki arkadaşlara. Arkadaşları falan çağırın. Bize diye. Bizde alakası yok. Tabii. Bunlar kamu. Adam para için saldırıyor. Buradan 5-6 aydır yatağına kalıyor. Abi biraz dışarıya çıkalım. Orada konuşalım. Şılamı çıkarıyor. Herkes yok ya, onu demiyor. Ondan sonra yatağına termik saldırıyor. Yatağımda kılır yok. Burada daha kamu kurulması mı lazım? Kurmadan var. Buradan kuruyorlar. Dışarıda kurutuyorlar. Kuruyor. Ondan sonra kamyonlarla Muğla yatağına. Yani doğrudan üretim. Yani bunun için yani böyle çalışma yapılabilirse üretim baskısı. Yani şey bu bir an önce kömüre ulaşmak, bir an önce yatağına bir an önce göndermek. Abi tabii. Aşağıda stokları var. Aldı gönderiyor adam. Daha çok var işte. Aynen. Yani biz böyle bir çalışma yapılabilir. Bu da sonuçta ekonomi. Çocuğu geçti altı mesela. Çocuğu yan yatmış bir şekilde üzerinde. Ahmet imkanımız oldu ama yolundaki bir şuram sansanı 4 tamam lan gömülmüş ya. Yani. İki mekik. Evet, sadece bom aç. Bom açık mı? Açık olan bomu mu görüyordunuz? Aynen, evet, aynen evet, öyle doğru. Açık. Yani kendisi 3-4 metre altında. Altında. Aynen öyle. Şlam sarsın. Arkadaşlar hemen sizce kamyon şoförü riskliydi. Yan yapmış vaziyetteydi. Onu sizce aldık. O sorun yaşanmadı. Zaten o düşmüş oldu. Çıkma şansı yok. Yok sayılır. O da yanda o. Yanda kalmış. Arkadaşın kepçeyi kurtarmaya çalışıyor. Eğer kepçeyi kurtarmaya çalışmasa gelip gelmeye çalışsa belki bence şey bırak gelsin. İki tane kamyon çıkıyor, bir kamyon uçuyor. Bir tane daha kamyon. Bir tane daha kamyon uçuyor. Şey yapmış. Buradaki kamyondan güven. Nasıl oldu anlatır mısın? Valla işte bu da patladı. Patlayınca ben dedim kaç dedim. Atla dedim. Oradan harcalınmış herhalde. Yani atla dedim İbrahim abi, bırak dedim her şeyi. Şunu arabanın yanında yaptım. Böyle set vardı. Çalışmamız emniyeti geliyor. Tamam, lütfen. Tamam. Başka bir kaza ayarlayalım. Ben de kendimi nasıl kurtarım, nasıl kurtarım, o tarafa kaçtım. Tam kamyonla kaçtım. Aynen öyle, burası kuruydu. Sonra ben şuan aldı, çevirdim, devirdim. Sen de kamyonu üzerine çıktın. Ondan sonra kurtuldum. Yani itfaiyeciler geldi. Geldiler daha. İbrahim kardeşimiz orada kaldı. Aynen kaldı. Sabah kaçtı oldu. Yani Allah'tan ümit kesilmez diyeceğiz de ya, uçaktan sonra artık çıkmış, sağ çıkma şansı. Bu imkan yok. Orası açıldıktan sonra kepçeyle burada yavaş tarafa taşımaya başlayacak. Yapacak tek yani bu akış önünü açacaklar. Bot var, bundan istifade edip karşıya çıkacaklar. Ben en iyi çıkmıyorum. 500 tonluk bir adamlar ekip gönderiyor. Beni 500 tonluk komutluyor. Hadi önce gelsin, yani çalışsın. Gelebilecek mi, çalışabilecek mi? Yer müsait mi? Alan genişliği yeter mi? Onlar bir ekip gönderiyorlar. Onlar bakacaklar. O bir adamı da takip edelim. Bunu yapacağız. Elimizdeki tek seçenek gibi görünüyor. Yani hiç gelene kadar yapılacak başka kişi yok. Bizde çaresiz bilenler, hani AFAD'ın ifadenin de çok tecrübeli olduğu bir alan değil. Madenciler, şirket yöneticileri burada. Onların aklıyla onların yönlendirmesi lazım. Yani mantıklı. Çaylama kadar ekibi buradan denetiliyor. Komatsu'lardan daha büyük bir şey. Komatsu çalıyor. Onu da düşünün. Komatsu şu alan bir 10 metreden sonra doldu. Yok eski zemin değil. Burası sağlam zemin. Şu 10 metreden sonra. İş ister istemez. Başım üretim baskısına yol açabilir ki açıyor. Ve yani dün gene eylem yapan kişilerle beraberdik. Şu an onların Eynez'deki üretim yaptıkları, dekabaj yaptıkları yerde heyelanlık bölge var. İşte bölge var. Benzer faciaların orada yaşanabileceği. Eğer burası özelleştirme olursa, yani ki burası da özelleştirilmiş bir saha, bir şirket olursa, böyle bir şirket olursa, Allah'ın kesilmez inşallah yaşıyordur.
yeniyor. Yani buna benzer kazaların yaşanmaması için yani biz o bölgedeki özelleştirmenin bir an önce durdurulması gerektiğini söylüyoruz. Üçüncü madencinin öldüğü kazada da en büyük etkenlerden bir tanesi zaten birincisi riskli bölgeymiş. Yani daha önce tünel var, enerji bunu fark ediyor ve bunu sahadan ayrılıyor. Ve ikincisi de üretim baskısı. Yani aynı şeyler yaşanabilir. O konuda ben sizin hassas olduğunuzu kaymakam olarak biliyorum. Bu konuda sizler de elinizle bir şey gelirse yapacağınıza da eminim. Burada bir soruşturma başlatmış savcımız. Biz takip edeceğiz soruşturmayı. Yani savcı beyin de hassas olacağına inanıyoruz. Yani çünkü bir işte bir kaza varsa mutlaka bir ihmal var. Yani ihmal olmadan, bir kusur olmadan bir şey kaza olmasının imkanı yok. Hiç kazası diye bir şey yok esasında. Ama biz bu sürecin takipçisi olacağız. Bizim elimizden işler varsa her zaman yapmaya razısın. Kolay gelsin, kolay gelsin. Şu anda aletin kepçenin içerisinde olduğu tahmin ediliyor ve aradan 7-8 saat geçti, henüz daha ulaşılmış değil. Onu oradan çıkartmak için yapılan bütün müdahaleler ne yazık ki yetersiz kaldı. Daha güçlü bir bombun gelmesini bekliyoruz, işaretin gelmesini bekliyoruz. Allah'tan ümit kesilmez. Ancak artık her geçen dakika artık ümitlerimizi de ne yazık ki kırıyor. Yani buna benzer bir patlama, şram patlaması 3 gün önce de Komo'da meydana geldi. Orada geldi mi daha biliyor daha doğrusu. Öyle bir duyum aldık. Orada herhangi bir ölen veyahut da yaralanan olmaması en büyük sevincimiz. Ama bugün buradaki kazada bir kişimizden artık ümidi kesmiş durumdayız neredeyse. Bu neden kaynaklanıyor? Çok ciddi bir üretim baskısı olduğunu düşünmekteyiz. Kömür fiyatları son derece artmaya başladı ve bu da üretim baskısını beraberinde getiriyor. Burada bir kaza var, iş kazası var. İş kazasının olduğu yerde mutlaka bir ihmal vardır ki kaza olmuştur. Savcı beyle konuştuk, kaymakam beyle konuştuk, soruşturma başlatıldı. Ne bize söylediler, biz soruşturmanın sonuna kadar takipçisi olacağız. Kaymakam beyin hassasiyetini biliyoruz, savcı beyin hassasiyetini biliyoruz. Biz bu olayda varsa sorumlu, varsa kusuru bulunanların bir an önce tespit edilip gerekli cezanın verilmesini istiyoruz. Fakat işin temeline baktığımız zaman gene aynı şeyle karşı karşıya kalıyoruz. Gene bir özelleştirme süreci var burada. Gene bir üretim baskısı var. Benzer şeyler için bir madencimizi kaybettiğimiz kazada da senaryolar yaşandı. Bugün işçilerimiz, kamu işçileri şu anda eylemde biliyorsunuz. 40 Kıraç'ta eylemdeler. Onlar da aynı, daha dün konuştuk biz. Soma'da buna benzer kazaların çok olacağını daha dün işçilerle beraber konuştuk. Bugün bir kazayla karşı karşıya geldik. Şu anda özelleştirilen sahada da, kamu sahası burada eylemde de çok riskli alanların olduğu, eylemde alanların olduğu ve buna benzer kazaların yaşanacağı işler kalmadığını söylenmekte. Biz de bu özelleştirme kararından vazgeçilmesini istiyoruz. Buranın kamu elinde üretim yapılması gerektiğini söylüyoruz ve buradaki sürecin de sonuna kadar takipçisi olacağız. Umarım Allah kabul etsinler. Umarım bir mucize gerçekleşir. Ama bu saatlerde işaretini kaldıracak işte bir bombun gelmesi bir süre sürecek. Buradaki yapılan faaliyette belki bir gün sürecek. Bundan sonra Soma'da buna benzer kazaların yaşanmaması için biz elimizden gelen her türlü gayreti üstüne alacağız. Görevi yerine gideceğiz.